Kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle huzurlarınızdayız. Kritik 2023 planı Akıncı için rakam verildiği 4 ülkeyle imzalar atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı Tihan'ın 2023 planlaması belli oldu. Akıncı için 4 ülkeyle ihracat sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı en büyük koz olan Bayraktar, Türk sihaları kendi alanında gelişimini sürdürürken bir yandan da birçok ülkenin radarına giriyor. Askeri kanadını güçlendirmek isteyen ülkeler Bayraktar satın alıyor, yeni çıkacak projelere de ilgi duyarak çeşitli anlaşmalara imza atıyor. Eylül ayı itibariyle Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları üreticisi Baykar'ın Bayraktar TB2 ihraç ettiği ülke sayısı 24'e çıktı. Şirketin 2022 gelirlerinde ihracatın payı %98'e ulaştı. Teknofest Karadeniz'de konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 400'ün üzerinde Bayraktar TB2, 20 civarında Bayraktar Akıncı üretildiğini aktarmıştı. Baykar Teknoloji'nin 2023 planlamasından bazı detaylar ortaya çıktı. Planlamaya göre gelecek yıl 40 adet bayraktar akıncı üretilecek. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki akıncı için 4 ülkeyle ihracat sözleşmesinin de imzalandığı bildirildi. Yaz mevsiminde milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45.118 feet'e taşıyarak 3. kez kırmıştı. Akıncı yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan LGK-82 lazer güdüm kitiyle gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. NATO unsurlarının da yer aldığı Anadolu Kartalı tatbikatına katılan Bayraktar Akıncı B gerçeğe yakın savaş ortamında verilen görevleri de başarıyla gerçekleştirdi gerçekleştirdi. Milli İtiha Akıncı, Anadolu Kartalı 2022 eğitimi ile ilk kez hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikata katılmış oldu. Akıncı, uçuş eğitim ve test merkezinde bulunan Bayraktar Akıncı İtihalar, filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Sizce Bayraktar Akıncı ve Baykar Teknoloji nereye kadar daha ilerleyecek? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.